Fırtına Deresi, Fırtına Vadisi'nde dere sesi, fırtına çayının sesini dinleye dinleye piknik yapalım. Daha doğrusu sadece çay içelim dedik. Ama Fırtına Deresi bizden çok uzaklaşmış. Böyle bir keyif imkanı yok eskisi gibi. Şırıl şırıl sesini dinleyerek Fırtına Vadisi'nde yol almak, adımlamak, yürümek tarih oldu tamamen. Ama hala manzaramız var. Turizm inşallah bu doğayı da tamamen katletmez. Çünkü turizm belki ekonomik girdi sağlıyor bölgeye, alternatif bir geçim kaynağı oluşturuyor ama kesinlikle çok şey kaybettiriyor. Ülkemiz güzel, Türkiye'miz güzel, Karadeniz'imiz güzel, Rize'miz güzel, Rize'nin yaylaları, dağları, Fırtına Vadisi her yönüyle güzel. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, kendimize ait değerlerimiz, eğlence tarzımız, işte yeşile bakışımız, yeşilin bize bakışı, yeşilin hayatımıza katışı, işte ağaçta meyvelerimiz her yönüyle güzel. Bu güzelliklerin korunması gerekiyor. Herkes bunu hissetmeyebilir. Sadece günlük kazanç peşinde koşanlardan bunu anlamasını bekleyemeyiz ama eğitimli, kültürlü, geleceği öngörebilen, geçmişi bilen insanlarımızın, aydınlarımızın bence bunu düşünmesi ve bunu planlaması gerekiyor devlet büyüklerimiz. Beş, on, yirmi, bilemiyorum tabii. Su bilimcileri, doğa bilimcileri bunu belirlemeli ama böyle yatağıyla çok oynarsak rafting yapacak o debide bir fırtına çayı bulamayabiliriz diye endişe ediyorum. Ya da çay olmasa görülecek bir doğa kalmayabilir. Dünyanın florasının 17%'ini barındıran Fırtına Vadisi hayatiyetini sürdüremezse çok yazık olur. Anlayanı tabii, kimisi sadece işin gelir tarafına bakar. Kimisi sadece yeşil doğa tarafına bakar diyeceksiniz ama bence her iki yönüne de bakmak lazım. Çünkü doğa her şey, insanlar için mantığı. Doğayı son 200 yılda çok büyük oranda tüketen, daha önceki bin yıllara göre çok büyük oranda tüketen bir anlayışın altyapısını oluşturuyor o düşünce çünkü. Evet, ekoloji bitirilmiş oluyor. O bakımdan sürdürülebilir ekonomik sistemler, turizm altyapısı oluşturmak gerekiyor. Sürdürülebilirlik konusunda pek başarılı olduğumuzu zannetmiyorum, düşünmüyorum. Dağ taş her yer işletme olduğunda tabiata salınan işte karbon gazlarından tutun da pek çok atıklar ve artıklar da tabiatı tüketmeye, tabii bu 5 yılda 10 yılda değil de 100 yıl 1000 yıl sonrasını bile düşündüğünüzde doğanın nasıl tahribata açık olduğunu görmek gerekir. Fırtına Vadisi deyip de elbette Türkiye'mizin bütün güzelliklerini her vatandaşın, hatta her dünya insanının görmeye hakkı var. Bunu söyleyebiliriz ama sürdürülebilirlik, bunu göz ardı edersek, çünkü bu atalarımıza miras değil tabiat. Bizden sonrakilerin bize emaneti bu tabiat ya. Evet, böyle ses tahribatı da, böyle görgüsüzlerin
Bu ses bile biliyorsunuz ekosisteme zararlı. İnsan sağlığına nasıl ki sinirlerine zararlı etki yapıyorsa tabiata da aynı etkileri yapıyor. Köyleri görüyoruz Fırtına Vadisi boyunca. Tabii bu yeşillikler diyoruz ama görülen yeşilliklerin büyük bir kısmı tabii çay tarlaları, çay tarımının yapıldığı işte çay bitkileri. Ağaçlar azınlıkta kalıyor aslında dağlar dışında. Evet, o açıdan bunun bu işte bungalovlar, Fırtına Vadisi otelleri konusu kamu düzeni açısından gözden geçirilmeye çok muhtaç bence. Yani 50 yılı, 10 yılı, hatta 100 yılı bile düşünerek adım atamayız. 1000 yılı düşünmek gerekir. Çünkü 19. yüzyıldan itibaren, 18. yüzyıldan başlayan işte sanayileşme ile birlikte çok iyi düşünülmüş olsaydı bile bugünkü durumda olmazdık. Ama 19. yüzyıl, 20. yüzyıldan itibaren doğa tahribatı son 50 yılda kat kat artmak kaydıyla artmış durumda. Tükenen bir doğayla birlikte yaşıyoruz. Biz ucundan kıyısından yetiştik ama gelecek kuşaklar için aynı şansı bulamayacaklarını düşünerek adım atmamız gerekiyor. Bunları burada anlatabildiğim çok az kişi var. Bungalovu yıkılmasın, ayakta kalsın. Tek dertleri o. İşte doğa, tabiat filan dendiğinde kaşların bana karartıldığını çok gördüm. Yakınlarım tarafından da. Yani ruhsatlı işte kamu izniyle olanların dışındakileri en çok kastediyorum. Yoksa insan ve turizm varsa tabii ki tesise de ihtiyaç var. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Ama böyle bir enflasyonu adım başı dere kenarında biz belki 10 kilometre geldik. Şöyle sandalyemizi koyalım, bir çay içelim diyebileceğimiz yer bulduysak da dere sesinden uzak kaldık. Bir de işin bu tarafı var. Derenin işte yatağıyla çok fazla oynandı ki onlar intikamını da alıyor. Çok fazla sorun var. Çok düşünülmesi gereken şeyler var. Ben artık Ayder'e gidemiyorum. Ayder'in de betonlaşması, aşırı kapitalist bir odak olması çok itici bir durum. Yine de gezip görmeye tabii ki değer ama lütfen tahrip etmeyelim. Kamu gücü bunu doğru yönde kullanırsa inşallah her şey çok daha güzel kalmaya devam edecektir. Akşam ezanının sonunu kaydedebildik mi bilmiyorum. Fırtına Vadisi'nde akşam oldu efendim.